Kusura bakmayın, geciktim. Hoş geldiniz, biz de yeni başlamıştık. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Zehra. Hoş geldiniz Zehra. Evet. Zehra Hanım da geldiğine göre toplantımıza başlayabiliriz. Toplantıyla ilgili soru sormak isteyen biri var mı? Selin Hanım bana gündemle ilgili bir dosya göndermişti. Çok iyi hazırlanmış. Elinize sağlık. Müsaadeniz olursa ilk önce eşimin fikrini almak isterim. Ne de olsa kendisi ilk kez kurul toplantımızda bulunuyor. Gündemle ilgili dosyayı incelediysen toplantımızın en önemli maddesini görmüşsündür. Şirketimizin yeni ortaklığıyla ilgili ne düşünüyorsun? Onaylıyorum ben. Onaylıyorsun. Güzel. Evet. Bence bu anlaşma şirket yararına olacak. Yani imzalanması. Süha Bey, ekibinizle birlikte yapmış olduğunuz çalışma... Pardon. Değerlendirmem bitmedi. Bence bu anlaşma kesinlikle şirketimizin yararına olacak. Neden? Şöyle açıklayabilirim. Öncelikle bu ortaklık hizmet maliyetlerini düşürecek. Kar artışının yanı sıra büyümeye başlangıçta mütevazi de olsa bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Zaten rapordaki rakamlar da bunu gösteriyor. Ama benim için en önemli yanı alınabilecek en az riskle yeni bir sektöre geçiş imkanı sağlayacak olması. Bu şu an için ölçülebilir bir kar olmayabilir. Ama kısa zamanda rakamsal karşılığı olacaktır. Kesinlikle çok doğru. Büyüme konusunda Zehra Hanım'a ben de katılıyorum. İnkar etme de. Söyleyeceklerimi iyice dinle Canan. Ya bak madem bu konuda ikimiz de hüner sahibiyiz, gel güçlerimizi birleştirelim. Ya ihya olalım diyorum sana. Ya böyle bir şeyi nasıl teklif edersin ya? Ya sende hiç utanma yok mu? Ya Zehra benim kuzenim. Kuzenim. Pardon. Duyamadım. Neyin? Neyin kuzenim mi? Hani şu parasını çaldığın kuzenim mi? Lan kızı umursadığın yok. Bunu ikimiz de biliyoruz. Sen... Ya niye umursayacaksın? O da ayrı tabii. Onun seni umursadığı yok. Hem de zerre kadar. Zehra Hanım konaklarda sefa sürecek. Onun çok sevgili kuzeni burada meteliğe kurşun atıyor. Ya Canan, şu çantamda dolmuş param bile yoktur ha. Ya varsa al işte anca o kadar vardır. Yalan mı? He Canan, yalan mı? (Gülüyor)
Ömer, bu bütçe raporunu imzalamamışsın bak inan. Daha sonra Nihat. Daha sonra. Tamam, ben odama geçerim, sonra imzalarsın. Zehra, ya ilk toplantıya göre mükemmeldi, tebrik ederim. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sen ne yaptığını sanmışsın? İşimi. Sonuçta o fotoğrafları çektin ve başkasına verdin. Yani bunun nesini savunuyorsun hala ya? Nesini? Ya başkasına değil, Zehra'ya verdim. Ya kuzenine verdim. Kimseye vermeyeceğine adım kadar emin olduğum birisine verdim ya. Ya bak, eğer yine de affetmem diyorsan şimdi buradan çeker giderim. Hem buradan giderim hem hayatından giderim. Yok, sana güvenmem çok zor. Sen benim paramı... Ya tamam, mevzu bahis paraysa ben senin paranı getireceğim ya. Tamam mı? Paranı getireceğim ben senin. Ya Canan, ya bu hayattan ikimiz de kurtulabiliriz. Ya bak, güçlerimizi birleştirirsek, el ele verirsek o vakit kimse karşımızda duramaz bizim. Ya sen de Zehra gibi yaşamak istemiyor musun? Yoksa ömrün boyunca ciğerci kedisi gibi bir kenardan Zehra'ya mı bakacaksın? Bunu niye yaptın? Toplantıya davet aldım ve geldim. Geleceğimi bilmiyor olman tuhaf ama. Demek işi yönetim kurulu toplantısına katılmaya kadar getirdin. Öyle mi? Şaşırdın mı? Hayır. Gerçekten. Ama gerçekten çok iyi oynuyorsun. Muhteşem performansın için seni alkışlıyorum. Bravo. Benim oyun falan oynadığım yok. Ben seni çok iyi tanıyorum. Çıkarın için yapmayacağım, yapamayacağım bir şey yok. Ama tekrar söylüyorum, bugün kendini aştın. Bitti mi? Benim sözüm bitti. Ama senin oyunların bitmedi sanırım. Ne bu? Yeni bir oyun mu? Dün sana dükkanda kalma demiştim. Ama beni dinlemiyorsun ki. Ya buz gibi yerde kaldığın için bu hale geldin. İnatçı keçi. Merak etme, ben sadece iki katını çıkarttım. Bıraksaydım havale geçirebilirdim. Hiçbir yere gidemezsin. Önce çorban içeceksin. Sonra ilaçlarını içeceksin. İyileşme eylemini gerçekleştirdikten sonra istediğin yere gidebilirsin.
Ben gidiyorum çorbanı hazırlamaya. Sen de ilaçlarını içersin sonra. Kervancıoğlu Holding İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne. Şirketinizde başlamış olduğum yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. İstifamın kabulünü ve gereğinin yapılmasını arz ederim. Zehra Kervancıoğlu. Ne yapmaya çalışıyor? Zehra Hanım, iyi misiniz? Bir şeyiniz yok değil mi? İyiyim. Bir şey yok, öyle dalmışım sadece. Su ister misiniz ya da başka bir şey? İyiyim ben, teşekkür ederim. Lokmalarımı mı sayıyorsun? Hayır. Bir insan nasıl bu kadar pasaklı olabilir diye düşünüyorum. Ya yine mi ya? Gerçekten pasaklısın. Size sağlık, harika olmuş her şey. Sizin için yaptım, fırında pişirdim. Aman da benim torunum pek bir marifetliymiş. 10 parmağında 10 marifet, aynı ben babaannesi. Evet, ben seninle mantı da yapıyorum. Oh, mis kokulum benim. Ay Müge Hanımcığım, bir görseniz o minicik parmaklarla o mantıları böyle doldurup doldurup bir kapatışı var ki. Ay kurban olurum Meren'e. Bu arada Müge Hanım, lütfen kusura bakmayın. Nihat'ın acil bir toplantısı çıktı, gitmek zorunda kaldı. Sizi de böyle erkenden çağırdım. Hiç önemli değil gerçekten. Ay Müge Hanımcığım, vallahi Nihat'cığım bu son zamanlarda o kadar çok çalışıyor ki yüzünü gören cennetlik. Kusura bakmayın ne olur. Hiç sorun değil gerçekten. Acelesi yok. Yarın tanışırız. Benim birkaç işim vardı bugün. Ben müsaadenizi istesem. Tabii tabii, müsaade sizi. Ders saatine yetişmiş olurum. Yok yok, hiç gerek yok. Siz bütün işlerinizi halledin. Zaten erken geldiniz. Hem bugün keyfimiz yerinde. Asya'cığım. Yarın görüşürüz tatlım. Hoşça kal. Hoşça kalın. İyiyim ben sabah. Bir şeyim yok. Zehra, iyiyim deme. Sesinden belli, var bir şey. Aslında görüşsek iyi olacak. Tamam. Hemen buraya gel o zaman. Neredesin sen? Ama yani işlerim varsa daha sonra da görüşebiliriz. Zehra, senden önemli işim yok benim. Hadi gel buraya. İyi tamam o zaman. Dükkana geleyim ben. Yok yok.
Kerem'in evindeyim ben. Oraya gel. Konum atıyorum sana. Kerem'in evine mi? Ben şimdi rahatsız etmeyeyim. İtiraz istemiyorum. Hem anlattım ya sana daha önce. Sıkıntı olmaz. Tamam, tamam. Yönetim kurulundaki alınan kararları bir an önce işleme koyalım. Sen bununla ilgili bir yazı yaz. Gerekli birimlere gönderelim. Tabii Ömer Bey. Nasıl isterseniz. Selin. Buyurun. Bir mesele daha var. Madem hastasın seni bize götüreyim. Halam iyi bakar sana. Gerek yok, toparlandım ben. Sen beni boş ver de anlat bakalım ne oldu. Ömer. Ne yaparsam yapayım etrafını ördüğü duvarları yıkamıyorum sabah. Söylediğin her şeyi yaptım. Ama hiçbir şey değişmedi. İşe yaramadı demek ki. Yani daha farklı şeyler yapsan. Sonuçta Ömer seninle sana aşık olduğu için evlenmedi mi? Yani? Yani... Siz evli çift değil misiniz? Yani evli çiftler... Nasıl desem... Şey mesela annem... Böyle... Babamla araları bozuk olduğunda bir elbisesi vardı. Diğer giydiklerinden daha süslü. Babam onu o elbiseyle görünce böyle pamuk gibi olurdu hemen. Niye öyle bakıyorsun Zehra? Anlatamadım galiba. Tamam o zaman bir daha deniyorum. Mesela bak bunun gibi. Hani böyle süslensen... Cazip şeyler giysen. Zehra hiç mi film izlemedin ya? Böyle makyajıydı, parfümüydü. Anla işte. Tamam tamam. Daha fazla paralama kendini. Ben de belediyeden çıktım. Tamamdır Ayhan abi. O kısmı ben hallederim. Kerem. Görüşürüz. Selam, ne haber? İyidir abi, sağ ol. Ya az önce senin dükkana uğradım da olmayınca. Ya koşuşturmaca, hayırdır? Ya Kerem, sabah nasıl oldu? İlaçlar falan toparlanıyor. Şimdi bu dükkan mühürlenince falan kız çok üzüldü tabii. Hatta belki ondan hasta oldu yani. Kerem, biz ustayla konuştuk da ne yapabiliriz diye. Yani dükkan için yani. Eğer mühür açtırmak için para falan gerekiyorsa. He, o mesele. Ben belediyeden geliyorum. Yani dert etmeyin. O iş bende. He, halloluyor yani. Ya iyi, çok sevindim. Sabah da çok sevinmiştir. Ona daha söylemedim. Şu işleri halledeyim, öyle söyleyeceğim. İyiymiş. Kerem, çok şaşırtıyorsun ya beni. Nasıl yani? Yani her gün içinden yeni bir Kerem çıkıyor desem. Yapma Koray. İyi anlamda ya, iyi anlamda diyorum oğlum. Yani her gün iyi bir adam çıkıyor. Eyvallah. Neyse hadi ben kaçıyorum. Atölyeye gideceğim. Uğrarsın bana. Salim Usta'ya selam söyle. Söylerim, hadi. Ihlamurlar hazır. Uhu.
Ha, ay sen hasta hasta banyo mu yapmaya gittin? Sabah ben de banyodasın sanıyorum. Neden bana söylemedin? Ay duyan da mantı açtım sanacak Zehra ya. Olsun. İçeri geldim ruhun duymadı. Yani yine dalmışsın gitmişsin. Sabah ben çok korkuyorum. Korkma canım arkadaşım. Şu fani dünyada ölümden başka her şeyin çaresi vardır. Ben Ömer'siz bir hayat hayal bile edemiyorum. Ya onu kaybedersem? Bak şimdi. Ya ben ne anlatıyorum, sen ne diyorsun? Sabah bazen öyle bakıyor ki. Yani benden ölesiye nefret ettiğini, bir daha beni asla affetmeyeceğini düşünüyorum. Ama sonra... Sonra? Yani bazen de öyle bakıyor ki... Beni her şeyden çok sevdiğine, gerçekten sevdiğine... Hem de çok sevdiğine inanıyorum. Sevgimin karşılıksız olmadığını iliklerime kadar hissettiriyor işte. Ben onsuz yaşayamam sabah. Onsuz yaşamak istemiyorum. Canım arkadaşım benim. Zehracığım bir tanem. Şu an bu anlattıkların neden yapıyor hiçbir fikrim yok ama... Ömer de seni en az senin onu sevdiğin kadar çok seviyor. Bundan hiç şüphem yok. Ya adamın bakışlarında aşk var bir kere, aşk. Ya hadi aşkı geçtim, tutku var. Onun da içten içe seni kaybetmekten öylesiye korktuğuna... adım sabah olduğu kadar eminim ben. Öyle mi diyorsun? Evet öyle. İnan bana. Şu an ne yaşıyorsanız hepsi geçici. Sen beni dinle. Tavsiyelerimi dikkate al. Gör bak her şey yoluna girecek. Tamam tamam. Ama... Ama ne? Sabah. Bence kesinlikle Can'ın için hesaptan ondan habersiz çektiğim para yüzünden böyle davranıyor. Yok. Ya daha önce dediğim gibi... Ömer öyle biri gibi gelmedi bana. Yok yani para için. Bugün şirkette bana söylediklerini duysaydın. Bütün derdimin para olduğunu söyledi. O kadar inanarak söyledi ki. Canan sana hala parayı vermedi mi? Aa. Ben ondan çoktan umudu kestim. Benim o parayı yerine koymak için başka bir yol bulmam lazım. Yok yok. Sen o işi bana bırak. Ne yapacaksın? Canan'ı arayacağım. Sabah boş ver, zaten hastasın. Boş boşuna strese sokma kendini. Boş veremem Zehra. Arkadaşımın evliliği söz konusu burada. Bak şimdi seyret. Canan'a öyle bir ayar vereceğim ki... tıpış tıpış parayı getirecek. Alo Canancığım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya bak ne diyeceğim. Aldığım duyumlara göre... Zehra'dan arakladığın parayı iade etmemişsin. Zehra söyledi değil mi? İşi gücü bırakıp beni sana şikayet mi etti? Alakası yok. Ya ben merak ettim de sordum. O söylemek istemedi ama ağzından zorla aldım. Bak şimdi güzelim. Zehra'dan aldığın parayı iade etmezsen... konuştuğumuz gibi olur. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Nasıl anlıyorsan Canancığım. Şimdi... ödemeyi en kısa zamanda yapmazsan dayın da annen de her şeyi öğrenir. Tamam.
Tamam tamam ya. En kısa zamanda geri vereceğim parayı. Bak, sakın anneme, kimseye bir şey söyleme. Canan'ı dize getirmiş bulunuyorum. Ha bak, parayı geri vermezse bana haber ver, tamam mı? Sabah çok geç oldu. Ben artık kalkayım. Otursaydın azıcık daha. Yok yok. Geç kalmayayım. Şimdi Ömer'le bu yüzden de sıkıntı yaşamak istemiyorum. Sabah otur lütfen, hiç kalkma. Zaten ıhlamurda oydu buydu derken seni de yordum. Bir de üstüne başın şişirdi. Konuşma öyle ya. Olur mu hiç öyle şey? Hem arkadaşlar bugünler içindir değil mi? Sabah iyi ki varsın. Sen de canım arkadaşım benim. Çetin'i mi arasam acaba? Neredesin Çetin, neredesin? Açsana şu telefonu ya. Acil. Beni ara. Annem. Annem, dayım duyarsa. Of. Zehra'yı mı arasam acaba? O saf. Onu ikna edersem sabahın gazı ne olur? Yok. Yok, önce Çetin. Önce Çetin. Neredesin ya, Allah'ın belası? Neredesin? Hocaya çok ayıp oldu. Yarın tanışacaksın değil mi? Bir daha ertelemeyelim lütfen. Ya, tabii ki. Elimde olsa bugünkü toplantıya da gitmezdim ama maalesef orada olmak zorundaydım. Toplantı nasıl geçti? Büyük bir karar aldığımız önemli bir toplantıydı. Bence çok iyi geçti. Hele Zehra. İyi akşamlar. Ya Zehracığım, çok hoş olmuşsun. Gel gel. Nihat da senden bahsediyordu. Öyle mi? Evet. Bugün toplantıda çok başarılıydın Zehra. Tam bir iş kadını gibi. Konuya hakim. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Ay öyledir benim Su Damla. Beceremeyeceği iş yoktur. Maşallah. Evet. Cevriye Hanım haklı. Abi. Öyledir benim karım. Elini attığı her şeyi değiştirir. Güzelleştirir. Bence abartıyorsunuz. Hiç de değil. Ömer de oradaydı, o söylesin. Çok profesyoneldin. Ayrıca iyi ki katıldın. Evet. Nihat haklı. Müthiş inandırıcıydın. Sanırım bazı insanlarda bu Allah vergisi bir yetenek. İnandırıcı olmak güzel. Ama daha önemlisi güven. Güven tesis etmek ve onu muhafaza edebilmek.
güven konusunda açık verildiği takdirde geçmişteki tüm çaba bir andaki hattan bir kuleye dönüşebilir. Tabii ben bütün bu söylediklerimi Zehra'yı tenzih ederek söylüyorum. Sen performansınla göz doldurdun. Ama ben şaşırdım mı? Hayır. Çünkü seni çok iyi tanıyorum. Yeteneklerini çok iyi biliyorum. İş hayatındaki tecrübem çok sınırlı. Ama bence ilişkilerin ve işlerin sağlam bir zeminde yürüyebilmesi için değerlendirme yeteneği çok önemli. Kabul ediyorum. Bunun için insan bir parça şüpheci de olmalı. Ama sadece karşısındakiyle ilgili değil. Kendisiyle, fikirleriyle ilgili de şüpheci olabilmeli. Bu onu çok daha adil ve çok daha vicdanlı yapar. Sen de tam böyle bir insansın işte. Adil ve vicdanlı. Ay yere göğe sığdıramıyorlar ayol birbirlerini. Ne güzel maşallah. Ya ben siz böyle gördükçe o kadar mutlu oluyorum ki. Allah bozmasın. Ha. İzninizle ben yemekten önce bir üstümü değiştireyim. Tabii canım. Nasıl istersen. Canım baba, cebindeki tüm parayı bu küpeye vermişti. Hepiniz çok mutlu görünüyorsunuz. Öyleydi. Onları çok özledin değil mi? Çok güzel küpeler. Yanımdan hiç ayırmıyorum. Çok güzeller. Neden takmıyorsun? Bilmem. Benim meyve suyu. Hiç yağmıyorsun. Sadece gürlüyorsun. Yok yapacağım da edeceğim de. Tamam ya. Gittim bile. Evi ayağa kaldırdın ya. Canan. Canan. Kızım ne oluyor? Bu saatte bu kadar ısrarla arayan kim ha? Anne Zehra ya. Benim içim geçmişte uyuyakalmışım biraz. Tam açacakken kapandı. Sen arasaydın ya yavrum. Aradım. Aradım da... O açmadı. Müsait değil herhalde. Ay, kötü bir şey olmasın da. Neyse, sabah erkenden ararsın. Kötü bir şey yoktur inşallah.
Bak görüyor musun, ben de merak ettim işte. Ya merak etme anne. Kötü bir şey olsa arardı herhalde. Ben sabah erkenden ararım onu. Ya Canan, ya bak ikimiz de bu hayattan kurtulabiliriz ya. Ya bak güçlerimizi birleştirirsek, el ele verirsek o vakit kimse karşımızda duramaz bizim. Ya sen de Zehra gibi yaşamak istemiyor musun? Yoksa ömrün boyunca ciğerci kedisi gibi bir kenardan Zehra'ya mı bakacaksın? Alo Çetin. Nasıl tamamlayacağım ben bu parayı? Keşke şu çanta işi olsaydı. Yani görüşme ertelenmeseydi şu ana kadar çoktan almıştım para. Of. Değiştirecektim. Neden bu kadar saat bekledin? Benden önce halletseydin. Senin bu kadar erken geleceğini düşünmedim. Niye? Başka işlerin mi vardı? Yeni planlar mı kuruyorsun kafanda? Gerçi sen de haklısın. Kafanın içinde 40 tane tilki dolaşacak ve 40'ının da kuyruğu birbirine değmeyecek. Zor iş. Ha, şu kağıttan kule konusu. Hala bitmedi diyorsun yani. Yıkılmasını mı bekliyorsun? Hiç boşuna bekleme. Yıkılmayacak. Çünkü o kule sapasağlam. Kağıttan değil, demirden. Yapmanı istemiyorum. Neyi? Bir daha söylemeyeceğim. Bana kahvaltı falan getirmeni istemiyorum.
ama ben getirmek istiyorum. Demek getirmek istiyorsun. Güzel. O istifa mektubunu verdin diye hakkındaki fikrimi değişti mi sanıyorsun? Hı? Etkilendiğimi, kafamın karıştığını falan. Öyle bir şey olmadı. Olmayacak da. Dün neysen, bugün de olsun. Beni bir kez kandırmış olman, bir kez daha kandırabileceğin anlamına gelmiyor. Benim hakkımda istediğini düşünmekte özgürsün. Zaten ne söylersem söyleyeyim fikrin değişmeyecek, biliyorum. Ama ben tekrar etmekten bakmayacağım. Bil ki senin ima ettiğin gibi hesaplarım ya da gizli bir ajandam yok. Ne zaman vazgeçeceksin bu iyilik meleği pozlarından? Efendim Canan. Görüşmek mi istiyorsun? Neden? Ne oldu? Tamam. Nerede? Ayaklanmışsın. Nasılsın bakalım? Daha iyiyim. O kadar meyve külleri, çaylar, ilaçlar. Yani kim olsa ayağa kalkardı. Sende bir değişiklik var. Yok. İki gündür yatıyorum diye ayağa kalktığımda bir tuhaf gelmiştir. Yok yok, var sende bir şey. Buldum. Saçlarını toplamamışsın. Heh, evet. Küpelerini takmışsın.
Çok yakışmış. Öylesine taktım işte. Ha bu arada ne yaptın? Oldu mu işler falan? Ha? Gel hadi bir sürprizim var. Çekiştirmesene. İnsan gibi söyle. Pardon ya biraz heyecanlandım. Hadi çabuk gidelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nihat bugün evde. Sonunda tanışıyoruz demek. Evet evet nihayet. Ay hoş geldiniz Müge Hanımcığım. Hoş bulduk Cevriye Hanım. Nerede bu adam? Buyurun oturalım. Ben size bugün birkaç ufak bir şey aldım. Zevkinizi bilmiyorum ama umarım beğenirsiniz. Ay ne gerek vardı? Niye zahmet ettiniz Müge Hanımcığım? Olur mu ne zahmeti? Buyurun bu sizin. Ay 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 çok güzel Müge Hanımcığım. Ay çok zarifsiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İnce bir zevkiniz var gördüğüm kadarıyla. Ona göre bir şeyler almaya çalıştım. Bayıldım. Çok teşekkür ederim. Beğenir mi bilmiyorum ama bunu da eşiniz için aldım. Aa, yine güzel bir tesadüf olmuş. Nihat'ın kullandığı parfüm. Evet, tam isabet ayol. Ay Nihat'ın başka parfüm kullanmaz benim. Aha, gerçekten mi? Çok sevindim. Doğru bir seçim olmuş o zaman. Evet, teşekkür ederim Nihat adına. Bu parfümü ona ilk alan bendim zaten canım. Rica ederim, ne demek? Bu arada size de bir hediye almıştım ama görevli kız paketlerken unutmuş sanırım. Olmadı şimdi ama. Olur olur. Düşünmeniz yeter. Zehracığım. Canım. Ay kusura bakma. Çok beklettim değil mi? Ne oluyor canım? Neden burada buluştuk? Ay endişelenme hemen. Endişe kumkuması. Korkma. Zehra. Anneme bir şey söylemediğin için çok teşekkür ederim. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Bir de ben yaptığım tüm hatalar için, seni öyle suçladığım için çok özür dilerim. Yani çok korkmuştum. Senin de söylediklerini duyunca yanlış anladım. Tamam canım. Önemli değil. Geçti gitti. Ama lütfen sen de bundan sonra daha dikkatli ol, tamam mı? Zehra. Hayatım, misafirimiz geldi, seni bekliyoruz. Aa, tamam. Ya beklerken boş durmayayım dedim, şunu bitirip geliyorum. Ya çok ince, çok kibar bir, baksana sana ne almış. Allah Allah. Hem de kullandığım parfüm. İyi tahmin. Tamam hayatım salondayız biz. Çok bekletmeyelim. Dünden sonra ayıp olmasın. Tamam hayatım. Bir dakika sonra geliyorum. Tamam ben salondayım. Ben çok büyük bir hata yaptım Zehra. Biliyorum. Umarım beni affedebilirsin. Neyse canım.
Benim artık gitmem lazım. Hoşça kal. Kendini beğenmiş kibir yumağı. Merhaba. Parfüm için çok teşekkür ederim. Rica ederim Nihat Bey. Beni buraya getirdiğine göre benden bıktın herhalde. Sana bir şey göstereceğim. Bak buraya. Evet. O zaman engelleri kaldıralım. Dur, ne yapıyorsun? Cezası var onun. Artık kırmızı mum mu eritirsin, ne yaparsın bilmiyorum ama hemen bu mühürü geri takacaksın. Takmayacağım. Kerem, sen delirdin herhalde. Ya, panikleme. Sakin ol, bir şey yok. Ya cezasını sen ödeyeceksin herhalde. Onun rahatlığı bu. Artık gönül rahatlığıyla kendi dükkanına girebilirsin. Bu elimde görmüş olduğun kağıt. Senin yeni ruhsatın. Efendim senin? Zehra Hanım mı? Niye geldin? Neden buradasın? Uzun sürmeyecek, merak etme. Neyin peşindesin acaba? Şu işi halletmeye geldim. Artık sana borcum yok.